sonra bu videoda artık indikatörlerin hesaplanmasına geçeceğiz. Peki indikatörleri nasıl hesaplayacağız? Bir tane kütüphaneye ihtiyacımız var ve bu kütüphanenin ismi Talip, T-A-T-R-L-I-P yani. Bu kütüphaneyi yüklerken pip install Talip yazarak veya T-A-T-R-L-I-P yazarak yükleyebilenler var. Ben beceremedim. İnternette de bir sürü beceremeyen gördüm. O yüzden ben direkt bu kütüphanenin dosyasını size atacağım. Bu dosyayı indireceksiniz, kopyalayıp direkt burada main.py'in bulunduğu yere gelip yapıştıracaksınız. Ondan sonra kütüphaneyi buradan yükleyeceğiz. Zaten pip install Talip yazdığınızda zaten böyle hatalar alabilirsiniz. Bu hataları almamak için böyle kuracağız. Sağ tıklayıp refactor rename'leyip bunun ismini kopyalayacağız. Daha sonra pip install deyip bunu yapıştırıp enter'a basacağız ve yükleyeceğiz. Ben de zaten yüklü olduğu için böyle diyor ama sizde de hemen kısa sürede yüklenecek. Peki bunu nasıl import edeceğim? Import talip nokta stream deyip bu kütüphaneyi import ediyorum. Peki indikatörlerin değerlerini nasıl hesaplayacağız? Hemen bir RSI'nin değerini hesaplayalım. Kendimize RSI alt-tire BTC diye bir değişken tanımlayıp buna hemen Bitcoin'in kapanış değerlerinden hesaplanan bir RSI 14 getirelim. Nasıl hesaplıyoruz? Bir bakalım ilk önce. Talip kütüphanesini yazıp nokta RSI diyorum. Boş bırakıyorum. Bakalım benden hangi verileri istiyor. Bir tane dizi ver diyor bana. Yani aslında bu nedir onun ismi? Şey dizisi. Kapanış değerlerinin olduğu bir dizi. İstersen açılışa da hesaplayabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ben kapanış değerlerinden RSI hesaplayacağım. Ve bir periyot ver diyor. O da standart RSI'miz 14. Peki ben kapanış değerlerini hesaplayacağım ya. Kapanış değerlerini benim ne? Close alt-tire BTC'de kayıtlı. Close alt-tire BTC yazdım. Virgül bırakıyorum. Öbür değişkenim de benim ne? Periyot. Yani RSI kaç olsun? RSI 14'lük periyot olsun. Şimdi bu bütün Bitcoin'in close değerlerinde 200 mum içerisindeki bütün close değerlerinden RSI'yi hesaplayıp bana yazdıracak. Print RSI alt-tire BTC dedim. Çalıştırdım. Evet, Bitcoin'in 15 dakikalıkta. Neden 15 dakikalıkta? Çünkü biz verileri 15 dakikaya göre çektik ve 200 mum çektik. 15 dakikalıktaki en son RSI değeri 64.80. Bakalım. Şu an 65.13'e kadar çıkmış. Çünkü bu sürekli güncel. Bir önceki mumu kontrol edelim. 64.61 miymiş? Bakalım. Değerler burada yazacak. 64.62. Evet, muhtemelen burada yuvarlama yapıyor trading view. Bir önceki de 66.24. Onu da kontrol edelim. Evet, 66.25. Çok nizami bir şekilde yuvarlamalar olduğu için trading view de öyle gözüküyor. Burada tam nokta atışı hesaplar yapabilirsiniz. Peki ama bu bana bütün RSI değerlerini veriyor. Ben hepsini istemiyorum. Son RSI değerini istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şöyle. RSI alt-tire BTC sonuçta bir liste. Bu listeye köşeli parantez açıp istediğimiz indekse ulaşabiliyoruz. Ve liste sıfırdan başlıyor. 200 elemanlı olduğu için son elemanı 199. Ben buraya 199 yazdığımda, çalıştırdığımda bana son RSI değerini getirecek. Bakın. Son RSI değeri geldi bu sefer. Peki ben buraya sürekli bir sayı yazmak zorunda mıyım? Değilim. Bunu nasıl daha dinamik hale getirebilirim? Şöyle, zaten ben 200 tane mum çekiyorum ya. Buraya gelip örnek veriyorum. L1 diye bir değişken tanımlıyorum. Buna da 200 yazıyorum. Okey. 200 mum çeksin diye. Sonra buraya da L1 diyorum. Özür dilerim. Artık bana 200 uzunlukta ki yine değerleri getirecek. Yani 200 mumun verilerini getirecek. Aslında değişen hiçbir şey yok. Buraya geliyorum. Ben close BTC değerlerinden hesapladım ya ve bana bir RSI alt-tire BTC diye bir liste oluştu. Bu listenin son elemanını almak istiyorum. Bu son elemanına nasıl ulaşabilirim? Bunun için birçok yöntem var. Hemen bir tanesinden bahsediyorum. Listenin uzunluğunu hesaplayacağız. Len fonksiyonu ile RSI alt-tire BTC dedim. Evet, tamam, şu an doğru.
RSI adları BTC'nin listemizin uzunluğu 200 olduğu için bana 200 yazacak. 200. elemanı ver diyecek. Ama bu bir liste olduğu için sıfırdan başlıyor indeksler. Son elemanımız eksi 1 olacak. O da şuradan len alttır arası yaptırı BTC'nin parantezi kapandıktan sonra eksi 1 diyorum. Yani uzunluk kaçsa istersen buraya 100 yazarım bana direkt 99. getirir. İşte 250 yazarım bana direkt 249 yazanı getirir. Yani son elemanı getirir. Çalıştırıyorum. 250 mum tarayacak. Bakın bana yine doğru veriyi getirdi. Bir de SMA hesaplaması yapalım. SMA alttır BTC eşittir. Talip nokta SMA enter diyorum. Yine close değerlerinden ve SMA'nın nasıl hesaplandığına bakalım. SMA'ya çift tıklıyorum. Bana diyor ki bir yine değer ver, bir liste gönder, bir de periyot gönder. Periyodum da benim ney? 50 olsun. SMA 50. Print SMA alttır BTC. Çalıştırdığımda en altta benim son 250 mumdaki BTC'nin SMA 50 değerleri gelecek. Bir bakalım 47.309. Evet. Şurada değerler şurada gözükecek. 47.309. Güzel. 47.289. Bir önceki muma bakıyorum. Evet. Gayet güzel. Peki bunun da ben son değerine erişmek istiyorum. O yüzden yine bu da bir liste. Len SMA altları BTC eksi 1 deyip çalıştırıyorum. Son değerine bu şekilde erişebiliyorum. Eksi 2 dersem bir önceki şu anki veriye değil bir önceki veriye bir önceki değerine erişirim. Bu kadar basit. Siz de buraya kütüphanenin içerisine girip nelerin hesaplandığını, nelerin nasıl hesaplandığını ve hangi değerleri istediğini bakın mesela. ADOSK ne bu? AD osilatör diye bir osilatör. Bu osilatör için en yüksek, en düşük ve kapanış ve volüm değerlerini birden istiyor ve 3 tane de parametre, 2 tane de parametre verdiriyor bana. Birden çok veri istiyor mesela. ADX indikatörü için high, low ve close değerleri ve bir de periyot istiyor. Bunların hepsini gönderip yapıyorsunuz bunları. Kendiniz deneyip yanılarak bu şekilde işlemler yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım indikatör hesaplama konusunda bir sorun olmamıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere.